Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi, siz nasılsınız Esra Hanım? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Nasılsın Nazlı Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi çok merak ediyorum sizi. Hamilelik nasıl gidiyor? Güzel yani. Ben memnunum hayatımdan şu anda. İki gün bak, önce. Çok kıymetliyim. Biraz çıkmış mı Nurgül'ün karnı? Biraz. Evet. Biraz çıkmış. İki gün önce kutlama yaptık. Bebeğimiz geliyor diye pasta kestik. Kutlama yaptınız. Nazlı Hanım sen ne diyorsun? Torun geliyor. Ha? Dereyi görmeden paçaları sıvamam. Hele bir görek bakak bakalım. Peki, sen neyi göreceksin? Kutlamaya katılmadı mı? Ben çağırmadım ki. Ha, ben çağırmam ki zaten. Çağırsa ben kendi annemi çağırdım. Var, gitmem kendi ki. Kendi annemi çağırdım. Ha, kendi annemi kendi çağırdım. Kendi ailemle yaptım. Peki bu süreçte sizleri de özledik. Ne yaptınız? Böyle bir yakınlaşma bir şey oldu mu torun geliyor diye? Yok canım ne münasebet. Daha çok buzlar. Allah rızası için öyle bir şey olmadı buzlu yani. Buzlu dağlar girdi aramıza daha çok. Belki torunu görünce böyle değişir yok mi? Yok. Bir şu kutlamayı görelim mi ya? Merak aman ettim. Hiç merak etmeyin vallahi. Sen izledin galiba. İzlemem de bakmam da. Bebek kutlaması. Kutlamasını yapıyoruz. Hoş geldin bebeğimiz. Pastamızı keseceğiz. Bebeğimizin ismi ne olsun? Yorumlara yazsınlar. Yazsınlar. Nazlı değil ama Nazlı değil. Nazlı yazmayın lütfen. Bebeğimiz. Uğurla geldin. Bir kutu yaptım. Tebrikler babası. Tebrikler annesi. Hoş yürümeyin. Yaganlıyorum. Pastamızı keselim aşkım. Beraber keselim. Dur aşkım bir dakika. Ben keseceğim. Sen üstüne tutayım. Ben böyle mi yapayım? Evet. Evet. Alkış. Ama yedireceğiz. Yedirelim bebeğimiz hayat. Bu sefer gerçekten bebek geliyor yani artık. Hmm. Barıştınız da herhalde. Bundan sonra artık farklı şeyler yok oldu değil mi aranızdaki diğer problemler? Yok Emre bende kalıyor. Aa. He. Yine sende mi gece kalıyor? Gece oraya gitti. Ondan sonra yatmaya gene bana geldi. E niye? Ne bileyim onu da ona neden sor. Neden Nurgül? Ev almazsa. Sen kabul etmedin hala barışmayı mı? Yani biz flörtleşiyoruz şu an Esra Hanım. Güzel dozunda. Evi alsın ondan sonra flört eve girsin. Neydi? Flört ne benim flört aklım yetmiyor. Ne flört? Ben burada şunu flörtü anlatsın Nurgül bize onların dilinden bir duyarım. Bana sen anlat ben ondan duymak istemiyorum. Flört yani yeni yeni tanışmaya başlamış kişiler böyle birazcık cilveleşirler birbirine hani ilişkiye devam edelim mi? Tatlı tatlı güzel sözler söylerler dokunurlar ilk temas belki ilk öpüşme. Hayatım bir buçuk senedir zaten evliler. Bu ne alaka? Bu ne nane? Bu ne tuz biber? İşte şimdi arada böyle tatlandırmak ya lazım. Boşanmak istediği için Nurgül buraya gelmişlerdi. Ama şimdi bebek haberi her şeyi değiştirdi. Yok benim için hiçbir şey değişmedi. Daha fazla senin için arttı. Değişmemiş olabilir de bizim için değişti. Emin olsa onun için de değişmeyecek. Benim için değişti. Zaten senin oğlun da beni istiyor. Ben istemiyorum. Sen onu zaten bilinçli yaptın biliyor musun? Neyi? Sen uyanık kadınsın. O çocuğu bilinçli yaptın. Uyanık kadın bilinçli oldu. Yaptı bilinçli. Ha, bilinçli olarak tabii mı hamile canım, kaldı? Tabii canım gaz gelen yerden tavuk esirgenir mi? Sen o gün demiştin ki Nazlı Hanım ben hamile olduğuna da inanmıyorum. Artık inanıyorsun değil mi? Ya inansam da inanmasam da ama şu gidişata bakıyorum 50 tane çocuk da olsa bunlar hep böyle gelmiş böyle gidecek. Şey yazık o çocuklara. Yok yok. Yazık olur o çocuklara. Vesile Hanım ha buyurun. Vesile Hanım ben bir şey sorabilir miyim Nurgül'e? Ben bu hamileliğe pek inanmıyorum açıkçası. Geçen söyleyecektim söz geldi üzerine unuttuk. Ama bak karnı da çıkmış. Ben inanmıyorum. Acaba kanalda başka bir hamile kişinin testini yapıp da getirmiş olabilirler. Saçmalama ya. Kim var burada hamile mi ben var? Ben inanmıyorum. Yalan söyleyeyim. İnanmıyorum. Ne, ya sizi inandırmak ne zorunda değilim ki zaten. Çünkü ben kimse inandırmak zorunda olduğunu düşünmüyorum. Yani, doğurmayacağım. Doğurmayacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Hamile bir insan bu cümleyi kolay kolay kullanmaz diye. Çünkü o gün ben dedim. Bir anda yap dedim ona. Vesile Hanım bir anda yaptık gel. Tam nasıl bir getireyim saniye Nurgül. Sizi nasıl inandırabiliriz hamile olduğuna? Nasıl inanacaksınız? Test yaptık, testine de evet, çıktı. Evet öyle yapalım. Yani ne istiyorsunuz? Hastaneye gelip görürsem anca inanırım. Efendim? Sizinle beraber hastaneye gelirsem. Hastaneye gitsin bebeği mi görsün istiyorsun? O zaman istiyorsun komple bütün herkesi toplayalım biz komple her hastaneye. Kameraya gönderelim beraber gidelim. Benim ama. İnanmayan sadece benim. Nazlı Hanım inanıyor. Ya bak şimdi şu konuda nasıl inanıyor derken şu konuda en fikrim. Ama Nazlı Hanım hiçbir konuda saçmalama dedi.
Nurgül hiçbir konuda bak o sen mesela Emre dedi ki ne Nurgül hamile oradan biliyorum. Nurgül hiç seslenmedi. Ben hamileyim bile demedi. Ama bu sefer Nurgül'de kesin bir şey var ki ben hamileyim dedi. Onu da yalan söyleyeceğine o konuda acaba, inanmıyorum. Acaba Gamze'yi duyduktan sonra hamile numarası çıkarmış olabilir mi? Yalanı yok atmış kızım. Olabilir mi ortaya? Yok ben annem. O eşeğini sağlam gazla bağlamak için yaptıysa onun için yapmıştır. Bence İnanırım. İnanmış. İnanırım yani. Ben yalan söylemem çünkü biliyor. Bir akşam demişsiniz ki biz kan testi istiyorum. Ben inanmıyorum o kadar. Yapabiliriz. Problem yok ya. Sıkıntı yok. Ha? Göreceğiz. Gidelim. Esra Hanım biz bugün bekliyoruz. De gidebiliriz ya da randevu alalım bekliyoruz. Ne zaman istiyorsanız. Bekliyoruz kan testini bekliyoruz. Ne zaman isterseniz gideriz kan testi tamam, yaptırız. Tamam hiç problem değil. Ben bence Nazlı Hanım bugün birazcık toruna inanmış yok, ve heyecanlı. Yok toruna inandığım için değil. Nurgül'ün bu konuda yalan söylemeyeceğine inandığım için söylüyorum. Kakık da bu kadar eğer gerçek olmasa şu kepazeleyi yapmaz. O zaman millete ne diyecek? Tabii kendiler kendileri mi kandırıyorlar? Zaten bana doğru da, mu? Bana da söyledi. Ben yani yalan olsa söylemem insan dedi. Bu kadar mı çıkartır kabartır yani? Ben yapmam şahsen. Yerin dibine girerim. Tabii. Anne doğru tamam mu? İnanıyorsun madem çocuğumuz olacağına. Aa. Bizim çok ufak bir sorunumuz var. Neymiş? Çok ufak bir problemimiz var. Bunu çözelim biz buradan gidelim. Yani neymiş? Benim şu anda karımın beni... Rahat hamilelik yaşamak yani istiyorlar. Benim şu anda karımın eve almama sebebini tüm herkes biliyor. Neden almadığını, neden sende kaldığımı da herkes biliyor. Ufak bir eksiğimiz var. Biz bu evimizi alalım. Nurgül'ün istediği gibi çocuğun torununun da geliyor. Oh, yani evimizi alalım. Bu problemler de bitsin. Yani senin istediğin annen size ev mi alsın? Evet ev alsın. Ne diyorsun? Çok alsın? Bekler derim. Aç tavuk kendi kendine buğda ambarında sanıyor. Çok beklersiniz. Yani eğer onun için de bu zahmete katlandınsa bence çok büyük yanlış yaptın. Hayatın boyunca sana değil ev böyle zırnık çöpür ucunu torun oluyor alman. Artık mecbur koklatacaksın. Ben torunum var bacım. Ben torun morun deme. Anne. Bak anasını ne diyor Nurgül torun oluyor mecbur koklatacaksın. Ya senin torunun ilk defa oluyor Nazlı Hanım. Yok benim onlar yedi tane elin var. Onlar elin torunu. Yo. Bu senin torunun bu. Hiç evet. Alakası yok. Yedi tane evet. Torun torundur. Doğru mu? Oğlan da aynı kız da aynı. Oğlan kız ayrı demiyorum. Aynı. O babaannesinin torunu. Sen ilk defa babaanne oluyorsun hiç diyorum ben zaten. Değil. Ben ayrımcılık yaptığım için söylemiyorum ben zaten. Ben kendimi öyle hissetmiyorum, öyle de düşünmüyorum. Hiçbir kucağına alınca hissedersin. Senden olan asla düşünmüyorum. Kucağına, gerçi vereceğimi düşünmüyorum da. Nurgül. Sen vurup öldürürsün çocuğu çünkü. Bak annem gördüğün gibi bize metyelik vermiyor. Bak kuruş vermiyor. Hı. Bırakalım abi biz bu yok işi. Yok ya. Bırakalım. Ne bu işecek? Çocuğun nasıl geleceği olacak? Tamam ne Allah ne verdiyse yedireceğiz yok kızım. Ya. Allah nasıl verdiyse biz o şekilde geçineceğiz gideceğiz. Allah ya. Akıl da vermiş fikir de vermiş ama. Tamam Allah geleceği akıl. Olmayan bir çocuğun doğurmanın bir mantığı yok yani. Kadından metelik çıkmayacak diyorum ya. Vermiyor işte istemiyor abi. Emruz ne yapacağız? Sen al. He? Sen al. Ne alayım? Ev al bir tane ev alacaksın yani. Benim durumum mu var ev alacağım? Yani he? Bir çözüm bulacaksın yapacak bir şey yok. Sen beni senelerdir öyle kandırıyorsun. Bir ev ya. Sen uzun zamandır ev alacağını söyledi. Burada villa da dedim villayı da boşverdik yani. Abi 2+1 ev al. Vazgeçtin. İki artı bir ev alsınlar yani çocuğa bir gelecek olsun daha ya. Daha çok beklersin. Abi bir şey söyleyeceğim. Evet. Benim ev alacak durumum yok. Annem de istemiyor. Yapacak bir şey var mı? Niye burada oturup duruyoruz ya? Vallahi evi... Burada oturacağımıza gideriz sen çalışırız. Aslan gibi beraber evimizi yuvamızı kurarız. Ben hamileyim nasıl çalışayım ben çalışamam. Ben çalışamam hamileyim. Niye? Herkes doğurana kadar çalışın. Ne ben onları? Çalışamam valla. Niye sen sadrazamın mı kızısın? Evet ben veliaht doğuruyorum. Abi. Veliaht doğuruyor. He kime veliaht? Çalışamam. Benim ondan hariç bir oğlum daha var. Çalışamam. Da Esra Hanım 3 senedir biz burada olacağımıza yani ekranda gideriz çalışırız aslan gibi sırtımıza veririz abi. Tabii. Evimizi de alırız. Barkımızı da alırız kimseye de minnet etmeyiz. Ay Emre bu zamanda kim çalışıp ev alıyor ya? Nurgül biraz daha... Herkes boğazının derdine düşmüş ev alınmaz yani. Biraz da geçimimizden kısacağız abi. Biraz da yemelerimizden kısacağız. Kısacağız o ev alacağız. Şey fazla eksiğimiz yok zaten ya. 300-400 bin eksiğimiz var. Aslında şöyle para biriktirilebilir. Bu süreçte siz aynı evde yaşarsanız... Yok canım Allah göstermesin. Hani böylelikle diğer evden... Bunu da evime mi sokucum kız evet. Ben? Aman Allah göstermesin. Ama birlikte aynı evde koymam. Yaşarsanız para birikir. Bak, Esra Hanım çok kültürlü bir kadın. Psikolog. Bak çok güzel bir tavsiyede bulundu. Ben de
Mesela eve kira veriyoruz ya. Evet. O kirayı kenara atarız. Biz birlikte oturalım. Bence bir de sen mi katlanırsın evin içinde? Tabii kahvaltı falan hazırlarsın. Teho. Düzgün konuşur musun benim annemle? Esra Hanım, benim bir teklifim var. Veliaht doğuracağım yani. Esra Hanım, bir teklifim var. Herhalde yapacaklar. Aa, bak teklif var şimdi. Bir teklifim var. O çocuğu doğuracaksın, çekip gideceksin hayatımdan. Çocuğu bırak, doğur, bırak, aa, git. Oo. Seni görmek istemiyorum. Sen benim çocuğu doğurup bırakacağıma inanıyor musun peki? O zaman sen bilirsin. Sana bir şey söyleyeyim mi? Alır çocuğu giderim, suratını bile göremezsiniz. Çok önemli değil görmem, hmm, ama çok istiysen bakamam değilse. İstiyorsan. Allah rızası için sokaktan da belli ki, bak. İstediğin o kadar belli ki diyorsun ne ki gün? Çocuğu bana bırak git diyorsun. Bak bak. İstiyor, istiyor. Hayır hayır Esra Hanım, hayır. Sokakta kedi köpek de alık bakık. Tövbe olur yetim, mu çocuk yetim öyle? Çocuk da alık bakık. Ne var? Allah rızası için. O kapıya koymuşlar derim. Hiç o niyetten değil. Allah rızası için der, alır bakar. Anne ona bakıyor. Çok istiyorsan Allah orada bir kenarda. Ben sana bu zeviyette bir kadına çocuğumu mu bırakırım? Evdeki sokakta sofra, kalırım gene. Sofranın kırıntısını alıyorum. Yanımda olur benim evladımı. Evladımı asla bırakmam valla. Kırıntılarını sen alıyorum. Oğluna ev al ev. Uzatma. Kurban bir tane ederim. Ev al. Kurban çıkalım ederim. İçinde oturalım rahat rahat. Almıyor abi, neyi zorluyorsun ya? Çık almıyor. Oğlunu hayatından alayım. Allah Allah. Defolup giderim hayatından. Nereye çok gidiyorsun doğru ya? Yani. Sen bu saatten alırım çocuğu sonra... da giderim ya. Sana bırakacak değilim ya. Sen bırakacak değilim. Bu saatten sonra tamam, hiçbir yere gideceğini sen düşünmüyorum ben. Sen neysin ki hiçbir yere gidemezsin. Sen neysin ki doğurduğun çocuk ne olsun yeri? Kaç. Kızım bak, bu saatten sonra bana mecbursun, mecbur. Yok ya. Hiçbir yere gidemezsin. Emre hiç. Gidemez. Hiç o kafalara girme. Ben öyle bir kadın değilim. Hiçbir yere gidemezsin. Hiç mecbursun o kafalara bana. Girme. Kusura bakma, bana mecbursun. Aşıktan sen. Aşıktan ölsem bırakır giderim. Ev yok alır abi. Alır çocuğu da giderim. Hiç umurumda bile bir değil. Bir dakika, benim teklifimi niye değerlendirmediniz ya? Aynı evin içinde olmayı. Bak ben de kabul ediyorum bak. Esra kabul ediyor mu Gül'de? Oturacaksınız. Çok güzel. Diğer eve vereceğiniz parayla krediyle ev alırlar. Niye alayım? Çok mu isteyeyim de aileyim bayılayım alayım? Belki torunun olacak. Kurban ederim. Esra Hanım. Kurban ederim evime, bu soframa. Bu ikisi. Tamam, torunun üstüne yap. Benim üstüme istemiyorum. Bir dakika bir yerde kalamıyor. Çocuğa da yapmam. Bu ikisi 10 dakika bir yerde kalamıyor ya. 10 dakika aynı ortamda bile duramıyorlar. Ben kalırım. Nasıl aynı evde yaşayacaklar bak, ya? Ben kalırım ama Nurgül. Ben kalamam. Ben kalırım. Şurada bile mi aldığım nefes benim rahatsız edeyim. Söylesin söylesin dursun, geçer odamda yatarım yani. Yemeğimi yerim geçerim tamam. Odama, televizyonu da kururum. Güzel annen... de yemek yapıyordur Nazlı Hanım. Evet, az ye az şey et, kendine bir hizmetçi tut. Kusura bakma, ben kimsenin hizmetçisi değilim. Vallahi ben hamileyim. Ben hamileyim, bir şey yapamam. Sen yapacak mecbur bakacaksın bana. Çok kibar bir şey de dersin. Vazgeçilmez de dersin. Vallahi hiç kusura bakma. Şu sen anda anca yanındakını kandırırsın. Anne. Sana veliaht doğuruyorum. Bir yani, tane. Yanındakını kandırırsın beni de. Ne diyorsun Emre sen bu duruma? Rica ediyorum, birbirlerine biraz saygılı olurlar. Ben sevinirim. Saygısı buna anne, mı saygı göstereceğim? Benim eşime karşı saygılı ol. Nurgül sen de benim anama bak, karşı saygılı ol. Bak beni üzme, ben hamileyim onu söyleyeceksin tamam. Artık yeter, ben hamileyim. Ben hamileyim. Üzme. Ben artık hamileyim. Bana hiçbir şey söyle ben bir şey söylemesini doğru, istemiyorum bana. Hamileyken duygusal anlamda strese evet. Girmemek lazım. Hep ağlıyorum yani. Yani giderse gider mi? İstemeyen bir çocuk sen de olsa sen de ağlarsın yani. O zaman neyin peşindeyiz beni, abi? Beni üzme bak tamam annene su bak. Nasıl dışarıda bana nasıl davranıyorsan burada da öyle davran. Ben dışarıda da aynıyım, içeride de aynıyım. Yalan söyleme. Şey o kadar nezaketli davranıyor ki. Annesini görünce bir şey oluyor bu adama. Yok, ben... Annesini görmesin. Ben her türlü evde aynıyım ya. Evde değişiyor musun annemi görsün? Erkeklik yapacak ya. Hayır. Asla. Dışarıda yalvarıyorsun. Ben senden ayrılamam. Benim çocuğumu doğur bak. Emre. Öyle düşüncelere girme. Kutlamalar yapıyoruz. Gördük işte. Emre. Ne kadar mutluyuz. Nurgül bir şey söyleyeceğim. Sen mutlu. Anneni görünce sana bir şey oluyor ya, Emre. Mutluyuz. Benim zoruma da giden ne biliyor musun abi? Benim zoruma gideni söyleyeyim. Biz akşam kutlama yapıyoruz. Tamam evet. Mı? Aradan 2 saat geçiyor. 3 saat geçiyor. Herkes evine gidiyor. Hadi Emre diyor, sen de çık artık, annene mi gidersin başka bir yere mi ya gidersin? Ya ben seni alsam. Benim en çok zoruma giden bu. Ama ben seni alsam, eve alsam seni, sen ev almayacaksın. Daha kirada oturacak, uzatacak sen. Onu. Bedel ödetiyorsun. Evet. Alsın öyle gelsin. Alsın diyor. Ne zaman alırsa o evi de içini yerleştiririz beraber, geçer orada otururuz Nurgül diyorum ben. Nurgül ömrün yetmez. Çünkü bana aynı şeyleri yaptılar. Daha önce de yaptılar. Nurgül. Ev alacağım, kirada oturalım ev alacağım dediler. Ne oldu? Ama Nazlı Hanım hiç öyle bir şey... Hayatta öyle bir şey demedim. Sen demedin de oğlum dedi de. Oğlum. Ya o seni kandırmak için demiş ha. Oğlum dedi. O seni kandırmış parmağında oynatmış. Senin söylediğin çok da umurunda değil yani. Ben dedim oğlum anne. Söyledi. Ben çok söyledim. Önemli senin dersin. Çocuk ben... olursa...
Ben i̇şte sana her şeyi yapar dedim. Bilmem ne. Bana mı? Sana güvenerek. Bana niye güvenin oğlum? Kendi cebine kendine güven. Bana niye güvenin? Ben sana güvenerek söz verdim. Ben bunun için abine süpürgenin çöpünü ana, kurban ederim. Harbi annem. Daha bir de ev alacağım. Sana güvenerek söz verdim. Her şeyi, bu kadın her şeyi yapacağım diye gönül alayım diye. Şartımı sundum bacı. Şartın ne? Bakamıyorsa getirsin Allah rızası için başımın gözümün sadakasına, çoluğumun çocuğumun yüzü gözü hürmetine şurada bir kenarda soframın kırıntılarından yer büyür. Çok öyle da şey önemli olur mu Nazlı Hanım? Sen dayanamazsın torun çok olunca. Da, yok yok diyorsun. İsmin hakkı için yok öyle. Anasını sevmeyeyim ki danasını ama seveyim. Ama babasını çok seviyorsun. Babası hariç. Babasını sevsem ne olur? Babası da beni gömüyor. Baksana kadının yanında. Nerede gömüyor? Hepsini övüyor. Anneme. Anneme saygı duyuyor. 4 senedir bitirdi beni de şimdi desen ne olur? Şurada bir yer kalmadı. Anne siz birbirinize böyle saygısızca davrandığınız sürece... Ya yok ama sen böyle davrandığın sürece ben seni boşayacağım. Yok yok. Hadi hayırlısı. Sen böyle davranmaya devam ettikçe böyle kıvırta kıvırta davranmaya devam edip ben seni boşayacağım. Bu çocuk da Allah... Bunlar yani, hep aynısını yapıyor. Bunlar... Çocuğa da bir şey söylemek istemiyorum. Şimdi yani bir gün izleyecek bu çocuk büyüyünce. Ay. Annem beni istemiyordu diyecek diye bir şey söylemek istemiyorum evet, yani. Evet çocukla ilgili aslında söylememek lazım ama... Ben aslında Nazlı Hanım'ın da şimdi çocuk olacağı için, torun olacağı için boşanmanızı artık istemez diye İstiyorum. Düşünüyorum. İstiyorum. Allah diyeyim, sabah karayım Allah hayırlısı diyeyim. Gelirken ya buradan içeri girerken hadi Allah'ım hayırlısı inşallah bugün giderler de herkes hamile evine gider. Hamile olduğu halde boşanmalarını istiyor çok önemli musun? Değil kız benim için önem ifade etmiyor. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Sizler 50 tane sarı kahkirli oğlu da olsa gene boş. Anne elini vicdanına koy be. Çok bak rahat. Oraya geliyorum mutlu değilim. Buraya bak, geliyorum hep rahat. Bir taraftan eksiğim. Bak bir tane ev istiyor. Başka da bir şey istemiyor. Gedan. Yapabiliyorsak bunu var imkanın da yapalım abi bu evi. Gedan bana bir çeyrek takmadılar ya. Bir ev de alsınlar oğullarına. Bana ona değil onlara alsınlar yani. Varsa Nazlı kurban ederim. Var var. Anne. Olmasa tamam diyeceğim. Tamam abi istemiyor Nurgül. Yok abi 150 defa söyledik. Yok diyor kadın. Sen neyi uzatıyoruz ya? Sen iyi... O zaman biz ayrılacağız. Tamam da neyi uzatıyoruz? Yok. Tamam ayrılacağız tamam o zaman. Ayrılacağız o zaman. Senin malın yok mu? Senin paran yok mu? Abi alalım. He? Ben satsın annenin tarlasını. Alalım abi yaşayalım abi. Benim param ne evet, oldu? Evet senin annenin tarlasını satsın abi. Alalım evimize oturalım ya. Benim anamdan ayrı yok. Yok abi yok yani. Benim anamdan ayrı yok abi. Doğru. Benim annemi aralım. Senin ananı aralım abi. Benim annemi aralım. Senin annenle konuşalım madem bu ev dertse benim için önemli değil. Ben ha kirada oturmuşum ha böyle gece konduda oturmuşum. Benim huzurum olsun yerinde. Yemin ediyorum size ufacık bir şey olsun bir ekmekle doyarım ben. Başka da bir şey istemem Emre. Yani. Ben doymuyorum işte. Emre bu kadar kölelik ettin gitmiyor. Bir de anasına ev aldırıp daha mı hizmetçi olmayı anne o zaman beni sana. Bu insanlara karşı mahcup etmeyeceksin. Oğlunu düşürüyorsun bırak şu anda. Bırak gel istediğini alayım bırak anne, gel. Kim istiyorsan onu alayım gel. Şu anda düşürüyorsun. Ben ne yapıyorum mecburen diyorum ki Nurgül git annene söyle tarlayı satsın. Madem evse al abi sen oturacaksın. Ben benim annemin tek çocuğu ben ya. Değilim ki. Nurgül'ün annesi kabul eder mi hayır, öyle bir şey? Hayır niye etsin ki yani tek çocuğu ben miyim? 4 tane kızı Esra var. Esra Hanım zaten evde 24 saat oturacak olan o. Ben gece gündüz çalışacağım. Evi kendi üstüne yapsın abi. Annesi alsın kızına bir ev. Ben gece gündüz çalışırım getiririm sana veririm sana abi. Sana ne lüzum var o zaman? He? Sana ne lüzum var o zaman? Ben gider otururum annemin yanında. Sana ne lüzum var şimdi yani? Şimdi geç şimdi. Kı. Baba. Siz diğer çocuklara ev aldınız mı? Benim hepsinin yeri hazır. Hepsinkini halletmişim. Hepsinin var. Ben ölene kadar bende. Evet. Ben ölene kadar bende hepsinin peki yeri. Peki siz aldınız onlara. Yani. Bir tek Emre'nin mi yok? Ona kurban ederim. Bir tek Emre'nin yok. Bıraksın gelsin alayım. Erkek çocuklarını almamış. Erkek çocuğun bir tanesi yanında bir de Emre var. Diğerleri de zaten kız. Kızları almış ama. Varlıklı yerlere vermiş. Ha. Gülüm. Kendi almamış yani. Bana bak. Hayır kendilerinin çocuklarını sağlam. Vermiyor. Gelin ona köle olsun ki öyle yapsın yani. Görmem ama diğer lazım. Erkek çocuğuna da almamış. Ama şimdi o yanında zaten evlense onu da yapacak. Yapar yani ona en yapar. En kralını yaparım en kralını. Ona yaparsın. Evet. En kralını. İsteme olayları olduğun her şey yapıyor. Getirdiği kız parmağını göstersin bunu desin alayım bunu desin alayım şunu oo. Desin alayım. Ya öyle de bir şey oldu etme. Söz kesilecekti kız ne istese aldı yani benim zoruma gitti. Ha, ona aldınız. Alırım. Olmadı ayrıldılar. Ama ne istese gösterse alıyor kız. Ben niye abi yani ben evlenmişim ona hiç. İstemeyim. Ya yok yok İstemiyorum. Nurgül. İstemiyorum. Yok yok. Ben İbrahim de senin oğlunu istemiyorum. Yok ya Nurgül. Yok. Ne yok? Neyi zorluyoruz bu kadar ya? Neyi zorlu?
Elini vicdanına koy kuzum. Emir, çocuğumuz... senin için zorluyoruz. Bu tamam. Çocuğunu geleceği için zorluyoruz. Ya çocuğun geleceği ev mi ya? Evet. İlla bir evin içi evimiz olursa mı çocuğun geleceği oluyor? Ne alakası var böyle bir saçmalık olabilir çalışırız, mi ya? Çalışırız, çalışamayız şu an. Ev kiraları Nurgül, çok yüksek. Seni... Vallahi bak, bak için çok peki, zor. Peki Nurgül, gülüm. Sen gelecek kaygın var. Ödeyemeyeceğini de düşünüyorsun. Evet, İşaret düşünüyorum. Kalırsak bebeğimle gelecek kaygın var yani. Aslan gibi işe girer çalışırsın ödersin. Esra Hanım. Ben nasıl çalışayım çocuk varken? Veresin yuvaya gider çalışırsın. Bakmıyorum da diyorsun. Gidersin yuvaya hani verirsin baksan çalışırsın. Ben gider çalışırım. Nurgül. Bakacak kimsen Nurgül, de yok yani. Sen annene ya. Söyle. Annesi. Anamın işi yok, sizin dönünüze baksın. Anne, annene söyle sen. Tamam mı? Annene siz. Söyle. Bu arsayı. Senin annen satsın. Yemin Kurban ediyorum ederim. Gece gündüz seni senin severim. Senin annen satsın. Bak gece gündüz seni severim diyorum. Gece de mesai yaparım, hiç beklemem bak. Yemin ediyorum bak. Gece gündüz ne istiyorsan yaparım abi. 10 numara bir şekilde seviyorum sigortanı seni biliyorsun. Sigortanı da yapayım. Yap. Vallahi yap. Sigortamı beni da yap. Beni sevmen için sigortanı yap da yapayım abi. Ben sana. Vallahi yap. Kabul ömrümün edersin sonuna Emre kadar. Bak her şeyi o yapsa. Yapsın ömrümün Nurgül sonuna kadar seni. Nurgül üstüne de alabilirsin. Etmez. Ederim diyor. Kimlerine de al bari. Boş konuşuyor. Etmez, ben yapalım dedim zamanında. Eder misin etmez misin? Boş konuşuyor. Esra Hanım, bu kadar büyük bir problem varken ederim abi, niye etmeyeyim? Evet, evet. Niye edin? He? Niye edin? Kadın yani. Gidici gidici. Tamam kadın da. 50 tane çocuk da doğursa kadının gözü bir arasının şey kapısında. Abi bunda, bırak geçsin. Bunda utanılacak bir şey var mı? Benim anam almıyor. Abi ben biz... orada daha çok güvende hissediyorum. O zaman niye kalın bacı bizim evimizi güvende işgal edin? Güvende hissediyorum. Sokakta oğlumun kalacak bir şey niye hissediyorum. İşgal edin. Gelecek yok. Baba baba. Oğlumun evine niye işgal edin? Senin oğlum evi mi var? Anayın evinden. Evi mi var? Ya yere. Evi mi var? Annenin evinde yaşıyorum abi. Babanın evinden mi getirdik? Tamam, anasının evine gidelim yaşayalım Esra Hanım. Ben ev şunu kadar soruyorum sorumsa. Emre'ye gerçekten, ama Emre çünkü Nurgül buna inanmıyor. Sen Nurgül'ün annesinin aldığı evde Nurgül de sana sigorta yapacakmış. Evet yapsın Esra Hanım. Kabul eder misin? Ederim. Niye etmeyeyim ya, ben enayi miyim ya, sigortamı yapacak evimiz olacak. Ha. Niye etmeyeyim ya? Ekmek eder su gölden yaşarım diye çocuğa, hiç no problem. Bilmiyorum, ben Nurgül... böyle bir adamla evlendiğime de inanamıyorum şu anda yani. Ben bu yani, bir de bu adama çocuk yapacağım yani. Hamileyim yani. Sen işi zorlaştırıyorsun. Aha. Ben evimiz var şu anda kiralıyoruz. Alana kadar ayı ya dayı diyorsunuz. Evet, var ya, hepiniz aynısınız. Hepsi aynı. Şu anda evimiz bilmiyorum, var. Bilmiyorum, ben şeye de sorayım. Kadınlar, ama bu kadın böyle adama saygı duymaz canım. Bana sigorta yap, ben evini o alsın. O zaman ne yapalım erkeği? Ne yapalım ya? Yani? Ne işe yarıyorlar yani? Ya, Esra Hanım. Seviyormuş ama. Ne seviyormuş? Şimdi ben... Neyine güvendi de çocuk yaptı o zaman? Hayır, seviyor da çocuğun parası yok yani. Tamam böyle kabul tamam. etmiş ama para bulacağım demiş sana. Ben Esra böyle Hanım. Kabul etmedim. Bak orayı yanlış anlamışsınız Esra Hanım. Ben asla bu şekilde kabul etmedim. Aslanlar gibi asla. Ev dizdim sana. Aslanlar gibi ev dizdim. Sen mi A'dan Z'ye her şeyini koydum. Sen mi dizdin? Ben dizdim tabii. Kim dizecek? Onları bile ben yaptım. Her ben. Şeyini koydum. Aslanlar gibi sanki. Düğün yaptım, nişan yaptım, kına yaptım. Görmediğin şeyleri yaptım. Ben şimdi niye böyle söylüyorum? Artık diyorum ki olay benden sanki çıksın. Sanki bana çırağımda düğün yaptı. Dur bir saniye. Olay benden çıksın Nurgül diyorum artık. Nurgül yaptı ya. Azgada çok güzel. Olay benden çıksın abi. Olay benden çıksın. Ananın evini mi? O, gidelim yaşayalım. Sigorta mı yapacaksın? Yap yaşayalım. Ben çünkü elimden gelen her şeyi yaptım. Hiçbir şey yapmıyorsun. Her şeyi yaptım. Sadece konuşuyorsun. Boş konuşuyorsun. Nurgül, boş boş. Sana yaptığım emekleri var ya. Ben başka bir kadına yapsaydım. Ha, yemin ediyorum kapımda var ya beklerdi. Vallahi, gece evet gündüz. Oğlum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak bunu. Senin bana yaptıklarını birçok erkek bana yapmıştı zaten. Kim Oo. Yaptı ya? Yapmış sen kim önce. Yaptı? Senden öncekinleri de yapmış Nurgül, yani. Sana kim yapacak bunu? Ben seni sevdim yani. Hiç saçmalama ben be. Ben seni bak, sevdim. Bak saçma sapan konuşuyorsun ha. Ben sana ha. kıymet verdim. Nurgül saçma senin sapan konuşma. Senin bana kıymet vermen çok da önemli Lütfen. Değil yani. Lütfen bak bu ben konulara girme. Ben istediğin için oldun İşte sen. Bunun için sana yardım etmeyeyim Nurgül. Aha. Ne abi ne bu huyun için, bu ağzın boşluğu için beni boş boş gereksiz gereksiz konuşsun ya. Altın dosan dolu da bunda yerin dolu dolu konuşsak da bir şey fark etmiyor zaten. Burada karlar vardı, kapında bekledim senin be. Beni ilk Yazıklar defa sen beklemedin be. Karların burada, içinde. Burada kar ben vardı. Sen yaptığını çok büyük bir şey zannediyor. İlk defa Emre beni kapıda karların içinde ya beklemedi. Ya beylesini kim kapısında davranlar oldu. Ya yürü git be. Beylesini kim kapısında davran eder Allah aşkına. Şuna bir bakın hele. Konuşma tarzına. Çok tuhaf bir değil de yani. Bir de ben çocuğunu kabul edeceğim. Bir de kendine mamluk vereceğim. Ne kurban ederim ya. Bir deri bir kemik kaldım be. Kaç kilometre yol yürüdüm kaç Aldığımda sene boyunca? Aldığımda 45 kiloydun. Kaç sene senin yüzünden? 57 kilosun. Senin yüzünden 45 kilo kaldı. Senin yüzünden 45 kilo kaldı. Ne bu aşkın yüzünden mi 45 evet. kilo kaldı?
Ya Esra Hanım 2,5 sene boyunca, bir saniye. 45 kiloydu gerçekten. Bak 2,5 sene boyunca günde 6 kilometre git 6 kilometre gel. Her gün diyorum yürüyerek. Size. Yürüyerek. Cebimde param yok. Yürüyorum her bir gün abi. Bir aklın mı yok? Evet. Bir... Aklın mı yok bunun için mi? Ben zaten çalışıyorum, yoruluyorum, bir de bununla uğraşıyordum. Bir akşam. Tane çikolata ya. Gelme. Bir çikolatayı. Beni zorla. Bakın. Bir çikolata. Bir çikolatayı. Ya o çikolatayı bana koliyle geliyordu. Evet sen bunları anlamıyorsun bir ya. Bir çikolatayı sepete koyuyorum abi. Tamam mı? Onu yukarıya çekiyor. Ben sonra kalkıyorum evime yürüyerek gidiyorum. Bir bak, çikolata için. Bak senin aklın eksikse o ne yapsın? Bir bundan çikolata için gidiyorum. Senin aklın eksikse o ne yapsın? Bir şey anlatıyorum. Eksikse. Bundan önceki hayatımda adamların arabası vardı. Gece yarısı da olsa. Baş girmemiş. İstediğimi sepete koyar yukarı çekerdim. Nurgül saçma sapan konuşma. Yürüyerek bana bak bana saçma gelip sapan. O sepete o çikolatayı koymasını sevdim. Onların oysa altında da kolaylık vardı. Arabayla gelip koyuyorlardı. Ya Nurgül ne anlatıyorsun lan sen bana? Ha, ne anlatıyorsun kızım sen? Ne anlatıyorsun sen? Ne anlatıyorsun lan? Senin için güzel bir şey anlatıyorum. Ne anlatıyorsun? Niye başkasını anlatıyorsun sen bana? He? Niye el alemi anlatıyorsun? Yok bilmem şey vardı bilmem ne vardı. Hayır yapıldı yani bunlar. Çok çok daha ileri yapıldı da. Bana da yapıldı. Sana büyük fedakarlıklar sonrasında... Bana bunları yaptığın için seni sevdim. Benim için kadın arabalı adamı seviyor. Anladın benim mı? İçin... Eyaletini kuru çikolata koyanı sevmiyor. Ama kadın onunla evlenmiş. Bu. Onunla evlenmiş. Evlenmeyeydi. Evet. Onu da inat uğruna evlendi. Ama diyor ki ben kız, yapacağını vaat etmiş Emre'ye. Kız yok. Tabii yok, ki de ben evlendi, hayatıma inat. Öyle bir adam hiç işi gücü olmayacak. İşte kafasına göre çalışacak. Bugün var yarın ya. Yok. Ben öyle bir adam... Ben zaten ya köklerimden nasıl bir adamdı da niye çocuk yaptın? Adama sorarlar niye yaptın böyle, bu adamın evi yok bakıyor. Devlet memuru olacaksın şeklinde ya, büyütülmüş bir evladım. Tabii, sigortası olmayan bir adamla olmaz, evi olmayan. Bizimkiler öyle yani. Ya Esra Hanım. Garanticiler yani. Evet bende de var garanticilik. Ben bunları söylediğim zaman ben sonra her şeyin doğasını yapacağım dedi bana. Nurgül. Şimdi hamilesin ya Nurgül ve Emre'nin bir şeyi yok. Neye güvendin? Ama yoksa... Yine ben alır çocuğumu şimdi giderim. Şimdi Esra Hanım yanlış anlamayın. Alır çocuğumu giderim Esra bırakmam Hanım, ki. Esra Hanım yanlış anlamayın ya. Şimdi ben bu stüdyodan dışarıya çıktım. Ölmeyeceğimin garantisini verir misin bana? Ya şimdi yok beni abi. Böyle kandırıyor. Bakın hiçbir şeyin bir garantisi yok bu hayatta. Vallahi de billahi de hiçbir şey. Hiçbirimizin garantisi yok ya. Yarına çıkacağımız belli değil Nurgül. Yarına çıkacağımız belli değil. Sen hep bir garanti ya. Allah Allah. Ben yaşlımı düşündüğüm için hep bana bunları söylüyor. Yarın ölmeyeceğimizin garantisi peki, yok. Peki yani şunu diyorsun sen. Bir evim olsun öyle ben bu evliliğe devam edeyim. Ya bir evimiz olsa en azından hani iyi kötü kapımıza kimse gelmez. Olmuyor yani. Olmuyor bir tanem. Olmuyor. Bak Emre'nin de söylediği gibi yok para. Olmuyor. Olmuyorsa ayrılırız. Yapmayaydın çocuk niye yapayım yani? Sana ne ya? Kendini niye oynadın? Çocuğa ne gerek var? Ya ne gerek var? İyi işte. Yapmışım. Alacağım sizin gibi kafaları yüzüne ortada çocuklar tamam, heder oluyor, ziyan oluyor. Ben benim... heder edecek bir insan değilim. Ben öyle bir anne hiçbir zaman değilim. Esra Hanım ben kendi mesleğimden, bak kendi mesleğimi bir kenara koydum. Benim yanımda 30 tane adam çalışıyordu. Elemanım vardı. Kendisi o zaman de burada. Bakın kendisi de burada. Evet yüzüne, o zaman vardı. Yüzü de burada şahit. Çıkmaya başladığım zaman vardı. Ben yalan söylemiyorum. Yanımda tabii, 30 tane vardı. Elemanım vardı. 30 tane adam çalışıyordu yani benim yanımda. Yani maddi sıkıntı sonradan mı daha evet. Çok evet. Ya Esra Hanım. Pandemiden sonra birçok önemli bir şey. Psikolojisi bozuldu. Çalışmak istemiyor Esra yani. Esra Hanım çok önemli bir şey anlatabilir miyim? Ben Nurgül'le tanıştıktan sonra elemanlarımı çıkartmaya başladım. Hı hı. Sonra kameramı sattım. Sonra fotoğraf makinemi sattım. Sonra baskı makinemi sattım. Ben bütün cihazlarımı satmaya başladım. Niye diye sor Esra Hanım. Neden sattım biliyor musunuz? Hanımefendi. Bir gün onun isteğini gerçekleştiremezsem eve gidersem sabaha kadar yatamıyordum. O benden bir şey istediğinde ya ben bunda... kendi cihazlarımı sattım. Fotoğrafçıyım bakın kamerasını satar mı insan ekmek teknesini? Ben sattım abi. Canı sağ olsun. Önemli değil Nurgül. Ben şu an yine olsa ben yine her şeyimi satarım. Sana helal ama hoş olsun. Ama bazen de mantıklı davranmak lazım. Mesela telefon satılmaz. Çünkü o bir araç. Fotoğraf makinesi de satılmaz. Şimdi satacak bir araç olarak görmemen lazım onu. Sen ondan çalışıyor, para kazanıyorsun. Çalış. Ama yetiştiremiyorum. Satman da yanlış ama yani. Ama yetiştiremiyorum. Benim onayladığım bir şey değil. Nurgül. Sen işini gücünü ya satamazsın yani. Problem ne biliyor musun? Sizin problemimiz şu. Hayatta bizim beklentilerimiz evlilikte özellikle ortak olmalı ya. Nurgül'ün hayattaki beklentisiyle Emre'nin hayattaki beklentisi hiç uyumlu değil. Hiç. Ya şimdi en azından burada problem buradan geliyor. Eski standartlarımı sağlaması lazım hayatındaki adamın eski ya. Stand- eski. Ya en azından bundan önceki evliliğimdeki standart sağlasın hayatında kalıyor. Eski
eskiden. Kadın eskiden çıkamıyor. Nurgül'cüm şimdi eski yeni standartlardan eskiden bahsedersek. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada kavga ederiz. Bugün anlattığın şey hem çok duygusaldı. Nurgül bugün otursun düşünsün. Ben bu çocuğu doğuracağım. Bu adam ev alamayacak. Çünkü bak diyor ki Emre ben ev alamayacağım. Sen bu şekilde istiyor musun, istemiyor musun? Bence ona karar verelim.